Payas belediye başkan adaylığından çekildiğimi tüm kamuoyuna duyuruyorum. CHP Payas Belediye Başkan adayı Cabbar Arslan, adaylıktan çekildiğini açıklarken sebeplerini sıraladı ve CHP Hatay eski milletvekili Suzan Şahin ve Payas ilçe başkanına zehir zemberek sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Payas Belediye Başkan adayı Cabbar Arslan yaptığı açıklamada adaylığı açıklandığı andan itibaren CHP Hatay il başkanı, Payas ilçe başkanı dahil teşkilattan tebrik almadığı gibi çalışmalarının engellendiğini söyledi. Öncelikle Payas belediye başkan adaylığına beni layık gören Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Hatay İl Başkanlığı'na ve parti örgütü içerisinde yer alan, beni açıkça destekleyen tüm partililere teşekkür ediyorum. 26.01 gecesi adaylığım, Payas Belediye Başkanı adaylığım Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi tarafından açıklandı. Açıklandığı andan itibaren tarafıma teşekkür ve tebrik mesajları yağdı. Ama bir kişi hariç. O günden bugüne kadar tarafıma CHP il başkanı, ilçe başkanı Erdinç Keskin herhangi bir tebrik mesajı iletmediği gibi sosyal medyada da sayfasında da bir tebrik mesajı yayınlamamıştır. Kendisiyle bir gün sonra yaptığım görüşmede baskı olduğunu, bu baskıları göğüslemeye çalıştığını iletti. Tarafıma iletti. Daha detaylı görüşmemizde baskının bölgemizde milletvekilliği yapmış ablasından geldiğini, kamuoyunca da çok iyi bilinen ablasından geldiğini tarafıma beyan etmiştir. Ablasıyla görüşmem gerektiğini de tarafıma söylemiştir. Şimdi ben bugüne kadar böyle bir süreç içerisinde hayatım boyunca bulunmadım. Hiç kimseye biat ederekten bir çıkar elde etmedim, elde etmem. Kendisine defaatle bu sürecin adaylığıma, Payas'a, önümüzdeki süreçte yapılacak Payas Belediye Başkanlığı aday, yani başkanlığı seçimlerine zarar vereceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vereceğini, kendisine yaptığımız, bugüne kadarki yaptığımız 2-3 görüşmede beyan etti. Kendisi ısrarla karşıma bir adaylarının olduğunu, genel merkeze bildirildiğini, bu doğrultuda hareket ettiklerini söylediler. Ve o günden beri de tarafıma yıpratma politikası izlenmiştir. Oradaki görevlileri telefonla arataraktan yok öyle yok böyle yukarıyı etkileme çalışmaları yapılmıştır. Adaylığım 26.01'de açıklanmasına rağmen şu güne kadar CHP ilçe başkanıyla herhangi bir çalışma, program yapılmadığı gibi partiyi işgal edip çalışmalarımız engellenmiştir. Bu bütün Payas'a bu haber yayıldı. Kamuoyunca da duyuruldu. Duyuldu. Ben duyulmaması için elimden geleni yaptım. Gelinen bu noktada Payas'a hizmet için, Payas'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkarabilmek için çıktığım bu yolda birilerinin muhtesine girerek, birilerine biat ederek kesinlikle böyle bir göreve gelmeyeceğimi belirtmek isterim. Buradaki amaç birilerinin ticari çıkarlarına uygun, neden ticari çıkarlarına uygun? Düşük profilde bir aday çıkarmak. Bütün gaye bu.
Benimle ilgili bütün sorun bu. Payas'ta siyasi bir tezgah vardır. Buranın sahibi, bu partinin sahibi kendisini görenler, yani kendisini bu partinin sahibi görenler burada bu işlere kalkışmaktadır. Payas halkı kimin kim olduğunu, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Benim niyetim belli, amacım belli. Bu niyet ve amaç uğruna değil elimi, başımı gövdemi koyaraktan bu yola çıktım. Ama görüyorum ki geldiğimiz noktada bu ilçe teşkilatıyla bu seçime gidemem. Çünkü 5 gün oldu, 6 gün oldu. Herhangi bir faaliyet yok. Ya tebliğ edin diyorum, tebliğ etmeyin. Gelin diyorum, çalışalım. Değiştirebiliyorsanız değiştirin. Benden sonraki adaya da diyorum bu katkı sağlar. Yok, ablasını arıyor, ablasını soruyor. Böyle politika olmaz. Payas ve ülkemiz böyle politikalarla kalkınmaz. Payas için üzülüyorum, Payas halkı için üzülüyorum. Başka da bir amacım yok. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi Payas belediye başkan adaylığından çekildiğimi tüm kamuoyuna duyuruyorum. Teşekkür ederim.